Geçen yüzyılda Ekim ayı çok önemli dönüm noktalarına tanıklık etti. Bizim tarihimiz açımızdan bakacak olursak bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıdır. 1933'te Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunda da ilan ettiği gibi Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Bu en büyük bayramımız kutlu olsun. Öte yandan dünya teknoloji tarihi açısından da çok önemli bazı olayların nedense hep Ekim ayında gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Yönetim biçimleri arasında Cumhuriyet nasıl bir devrim yaptıysa teknoloji dünyasında da bilgisayarlar öyle bir devrim yaptı. İşte Cumhuriyet'in değil ama bilgisayar biliminin kurucusu Alan Turing'in makineler ve yapay zeka konusunda yazdığı meşhur makalesi 1 Ekim 1950'de yayınlandı. Hani şu Turing testinin de yer aldığı makale. Hani makineler düşünebilir mi sorusuyla başlayan. Bundan tam 7 yıl sonra 4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik 1 uydusunu dünya yörüngesine fırlattı. Kendisi sadece bir plaj topu büyüklüğündeydi ama ilk kez insan yapımı bir nesne uzaya çıkmıştı. İşte geçen yüzyılda Ekim ayında meydana gelen bu 3 devrimsel olay 3 ayrı dönemi işaret ediyor. İlkinde bizim için ulusal egemenlik başlarken diğerlerinde tüm dünya için önce bilgisayar, sonra da uzay çağı başladı. Tüm bunları neden anlatıyorum? Henüz geniş bir perspektifle bakabilmek için daha çok erken ama geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay, ileride bu yüzyılın en önemli dönemeçlerinden biri olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla şimdiden gelecek yüzyılda yaşayacak torunumun torununa sesleniyorum. 23 Ekim 2019 tarihini bir kenara not al, sınavda çıkabilir. Peki 23 Ekim 2019'da ne oldu? Yine bilimsel bir makale. Sadece bu mu? Evet, ama neden önemli olduğunu birazdan anlayacaksınız. Google'da çalışan bilim insanları, Saygın Bilim Dergisi Nature'da yayınladıkları bir makaleyle sıra dışı bir başarı elde ettiklerini duyurdular. Kuantum üstünlüğünü gerçekleştirdiklerini. Kuantum üstünlüğü. Deyince çok havalı da ne anlama geliyor? Bizim bildiğimiz anlamdaki hiçbir bilgisayarın çözemeyeceği bir problemi bir kuantum bilgisayarı kullanarak çözdüklerini. Hadi bizim bildiğimiz anlamdaki bilgisayarları geçtim. Şu anda yeryüzünde bulunan en güçlü, en hızlı, en süper bilgisayarın 10.000 yıl boyunca uğraşacağı bir problemi sadece 200 saniyede çözdüklerini. When we run small chunks of the computation in the largest supercomputer in the world, our estimate is that it will take thousands of years to complete the full computation. Evet, böyle anlatınca çok heyecanlı. Sanki normal hızla giden bir arabayı bırakıp birdenbire ışık hızına sıçramış gibi hissediyoruz ama hemen öyle gaza basmayalım. Çünkü ortalık biraz karışık. Onlar bu duyuruyu yaptıktan sonra kuantum bilgisayarı deyince ilk akla gelen firma olan geçen yüzyılın o büyük bilgisayar markası IBM hemen itiraz etti. We're sitting here today in IBM Research Headquarters. We have more quantum computers here than the entire rest of the world combined. Oho, bizdeki süper bilgisayarlarla öyle 10.000 yıl falan değil, 2,5 gün sürüyor dedi o işlem. Yani ortada çoğu kişinin anlayamadığı bir başarı iddiası ve yine çoğu kişinin anlayamayacağı buna yapılmış bir itiraz var. Şimdi ben bunları mümkün olduğu kadar sade ve basit bir dille sizlere aktarmaya çalışacağım ama önce hiç kimsenin tartışmadığı bir konuya açıklık getirelim. Bundan 3 yıl kadar önce yaptığım şu videoda da anlattığım gibi kuantum bilgisayarlarının olağanüstü bir hesaplama gücü var. Peki böylesi bir hesaplama gücüne nasıl ulaşabiliyorlar? Çok temel bir yaklaşım farklılığıyla. Şimdi bizim kullandığımız bilgisayarlar fiziksel dünyanın bir parçası olarak elektrik temelli bir hesaplama mantığıyla çalışır. Ne demek bu? Diyelim ki karanlık bir odaya girdiniz ve ışığın açma kapama düğmesine bastınız. Ne olur? Elektrik akımı ampule ulaşır ve onu yakar, o da aydınlanır. İşte tavandaki o ampulü bilgiyi depolayan en küçük birim olarak kabul edecek olursak, taşıdığı bilgi nedir? Onun açık ya da kapalı olması, aydınlık ya da karanlık. Daha da basit bir ifadeyle, bir ya da sıfır. İşte kullandığımız en basit bir hesap makinesinden en gelişmiş bir cep telefonuna kadar tüm bilgisayarlar bilgiyi bu şekilde depolayarak işliyorlar. Ampul yerine bit kavramı kullanılıyor. Bunlardan 8 tanesi yan yana gelince bir byte oluyor. Alfabedeki tüm harfler 8 tane 1 ya da 0'ın kombinasyonuna dönüştürülüyor. Şimdi odaya girdiğinizde ampulü açıp kapadığınız yani elektrik akımına yön verdiğiniz o düzeneyi
biraz daha karmaşıklaştırdığımızı hayal edelim. Mesela şöyle bir hale getirdiğimizi düşünelim. Bombe adlı bu elektromekanik aletin ilk tasarımları Alan Turing tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda yapıldı. Almanlar gizli mesajlar oluşturabilmek ve çözebilmek için Enigma adlı bir makine icat etmişti ve Turing de bu makinenin şifresini kırmak için böyle bir sistem geliştirdi ve nihayetinde o şifreyi kırdı. Böylece çok basit bir elektriği aç kapa onu yönlendir mantığını uygun bir şekilde düzenleyerek son derece karmaşık problemlerin çözülebileceği kanıtlanmış oldu. Bilgisayar bilimi doğdu. Ha bu arada bu buluş 2. Dünya Savaşı'nı sona erdirdi. Yani yazılan o bilimsel makaleleri, zamanında anlaşılamayan teknolojileri çok da hafife almamak lazım. Bunların bazıları tüm dünyayı değiştirebilme potansiyeline sahip. Bugün tüm bilgisayar yazılımları temelde aynı mantıkla çalışıyor. O açma kapama düğmeleri ve elektrik akımına yön veren kablolar insan gözünün göremeyeceği kadar küçüldü ama yine de hala 1 ve 0 değerlerini alabilen bitler bir araya gelerek baytlara, kilobaytlara, megabaytlara, petabaytlara dönüşüyor ve biz bunları kullanarak onları depoluyor ve işliyoruz. Şimdi gelelim kuantum bilgisayarlarına. Artık tüm paradigmalarımızı değiştiriyoruz. Çünkü kuantum bilgisayarlarının temelinde elektriğin akışı ya da onun açılıp kapanması gibi klasik fizik dünyasına ait değerler bulunmuyor. Kuantum mekaniğinin ilgilendiği atom ve atom altı çok küçük parçacıkların davranışlarına dayanıyor. Ve bu davranışları anlayabilmek gerçekten de çok zor çünkü o boyutlarda madde bazen parçacık gibi bazen de dalga gibi davranabiliyor. Uzayda bulundukları bir noktadan değil de bulunma olasılıklarından söz edebiliyoruz. Normal bilgisayarların en küçük bilgi birimi olan bitler ya 1 ya da 0 olabiliyorken, kuantum bilgisayarların en küçük bilgi birimi olan kübitler aynı zamanda 1 ve 0 olabiliyor. Bu da onların hesaplama gücünü katlayarak arttırıyor. Kuantum dünyasını her gün deneyimlediğimiz fiziksel dünyanın kurallarıyla anlayabilmek ve açıklayabilmek çok zor. Geçen hafta yayınlanan makalede kuantum üstünlüğüne erişildiği ilan edildi. Bu deyimi ilk kez duymuyoruz. John Preskill adlı bir fizik profesörü 2012'de yazdığı bir makalede kullanmıştı ilk kez bu deyimi. O makalede çok güzel de bir benzetme var. 100 sayfalık bir kitap örneği veriyor. Eğer bu kitap klasik dünyamızda olduğu gibi böyle sayfalara bildiğimiz şekliyle yazılmış olsa, onun ilk 10 sayfasını okuduğumuzda ne olur? Kitabın içindeki bilgilerin %10'unu öğrenmiş oluruz, öyle değil mi? Oysa aynı kitap, 100 sayfalık kitap kuantum dünyasında yazılırsa ve siz onun ilk 10 sayfasını okursanız, kitap hakkında, içerdiği bilgiler hakkında hemen hemen hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Çünkü bu tür bir kitapta bilgi bağımsız bir şekilde öyle sayfalara yazılmıyor. Bilgi, sayfalar arasındaki ilişkilerin, bağlantıların içerisine gömülmüş durumda. Evet, çok yüksek bir hesaplama gücünden söz etsek de bu gücü kontrol edebilmek çok zor. Normal bilgisayarlarla 10.000 yılda çözülebilecek her problemi kuantum bilgisayarlarla çözemiyoruz. Şimdilik sadece belli problemler çözülebiliyor. Dolayısıyla bunların gerçekten işe yarayabilmesi için daha önümüzde çok vakit var. E o zaman niye 23 Ekim'de yayınlanan bu makaleyle ilgili bir video hazırlıyorum? Üstüne üstlük bunu kalkıp geçen yüzyıldaki devrimsel 3 olayla kıyaslıyorum. Çünkü o 3 olay da 3 büyük savaşla ilgiliydi. Cumhuriyetimiz 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadelelerin sonucunda ilan edildi. Bilgisayar bilimi 2. Dünya Savaşı'ndaki olaylarla ve uzay çağda Soğuk Savaş dönemindeki gelişmelerle başladı. Yani hep bir mücadele, hep bir savaş sonrasında elde edilen bir zaferden, başarıdan, barıştan söz ediyoruz. İşte geçen haftaki haber bilim dünyasına adeta bir bomba gibi düşerek bir çeşit savaş başlattı. Evet, medeni toplumlar artık öyle topla tüfekle savaşmıyor. Bilgiyle mücadele veriyor. O bilginin en organize hali olan bilimsel makalelerle yarışıyor. İşte buna tanık olduk geçen hafta. Bir tarafta Google ekibinin kuantum üstünlüğünü elde ettikleri iddiası, yani bir çeşit zafer ilanı. Diğer tarafta eski şampiyon IBM ekibinin bunun gerçek bir zafer olmadığını ispat çabası. Her ikisi de şu anda dünyanın süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan iki şirket arasında yaşanan bir savaş. Ama dedim ya, savaş geçen yüzyılda kalmış demode olan bir kavram. Şirketler ve ülkeler artık savaşmıyor, yarışıyor.
Zaten o yüzden tesadüfe bakın ki aynı yarış meydanına, bilim arenasına aynı Ekim ayında Çin'den de bir makale katıldı. Üstelik Çinlilerin kuantumun babası dedikleri bir bilim insanı ve ekibi tarafından. Neden bu mücadele? Nedir bu telaş? Niye herkes kuantum üstünlüğünün peşinde? Söyleyeyim. Bu yüzyılda yeni bir şey başarabilmek, bir zafer kazanabilmek için artık uzaya uydu göndermek bile yetmiyor. Kuantum üstünlüğü gibi daha önce hiç ulaşılamamış yepyeni hedeflerin peşinde koşmak gerekiyor. Yeni bir çağı başlatabilme yarışı bu. O yüzden yarışmacılardan Google ekibi kendilerine yöneltilen eleştirilere "E pek de fazla bir şey yapmadınız ki" itirazlarına şöyle cevap veriyor. Technologies are born this way. Sputnik de fazla bir şey yapmadı. Tek yaptığı dünyanın çevresinde dönmekti. Oysa bu uzay çağının başlangıcıydı. Geçtiğimiz yüzyıl adeta Tolstoy romanlarından çıkmış gibi bir savaş ve barış yüzyılıydı. Atalarımız o büyük savaşları vererek bizi cumhuriyet barışına ulaştırdılar. Ve şimdi sıra bizlerde. Bu yüzyılda onu muhafaza ve müdafaa etmenin yolu bir an önce bilimde yaşanan o büyük yarışa katılmak. Çünkü görünen o ki içinde bulunduğumuz bu yüzyıl bir yarış ve barış çağı olacak.